Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle cPanel'de otomatik olarak WordPress kurulumunu işleyeceğim. Son dönemlerde bu şekilde kullanmanız sizin için hem zamandan kazandırıyor hem de boşa başka şeylerle uğraşmanıza gerek kalmıyor. cPanel'de bu özellik, bazı hosting firmaları bunu sunmuyor ama çoğu hosting firması artık cPanel size veriyorsa, hosting aldığınızda otomatik app kurma şansı da sunuyorlar size. Ben Turhost ve Güzel Hosting, iki ayrı hosting firmasını kullanıyorum. Genelde de bunlar zaten hazır oluyor bu hosting panellerinde, cPanel'i size sunduklarında. Bunu nasıl yapacağız? Ben bir tane subdomain oluşturdum size bunu örnek göstermek için. Subdomain panelinden burada görebiliyor muyum? Göremedim. Şöyle göstereyim. Bir bakalım. WP kurulum osmanbalaban.org diye bir subdomain açtım. Daha sonra da otomatik olarak WordPress'i nasıl göstereceğiz, yapacağız onu göstereceğim size şimdi. Tahmin ettiğinizden çok çabuk bir şekilde kurulacak. Belki ortalama 1 ya da 2 dakikaya en fazla bulacak. Ve yani başka hiçbir şeyle uğraşmak zorunda kalmayacaksınız. Hemen WordPress'e de bağlanıyor olacaksınız. Bakalım nasıl yapıyoruz. cPanel'i açtığınızda hosting firmanızın size verdiği şifrelerle ya da yönetim panelinizden de girebilirsiniz. Otomatik girişleri var. Hem Turhost'ta var, ben öyle kullanıyorum. Hem de Güzel.net.tr diye geçiyor şeyi. Güzel Hosting'im var. Ben ikisinin de hosting paketlerini incelemeniz için size şey yapacağım. Firmaları ince isterseniz buradan satın alabilirsiniz. Ben oldukça memnunum ikisinden de. Turhost'tan biraz daha memnunum gibi öyle duruyor. İkisini de linklerini size göndereceğim. Videodaki açıklama kısmında orada görebileceksiniz. Oradan ulaşabilirsiniz. Benim kullandığım Turhost'taki paket, en başta ilk önce onları söyleyeyim. Turhost'ta ben Linux Hosting paketi kullanıyorum. Ve bireysel limitsiz paketlerinden kullanıyorum. Bunu tavsiye edebilirim size. Bunların paketleri genelde WordPress uyumlu ve otomatik olarak da WordPress kurulumu da sağlıyor size. Ve zamandan hakikaten çok aşırı derecede zamandan kazanıyorsunuz. Güzel Hosting de aynı şekilde. Güzel Hosting ve Web Hosting paketlerinde de ben yine Linux Hosting'i kullanıyorum. Siz burada incelersiniz. Yine limitsiz paketini kullanıyorum ben. Bu panelde de size sundukları cPanel'de de otomatik kurulum yapabiliyorsunuz. Hani başka FTP'den kurayım, cPanel üzerinden farklı yerlerden kurmanıza hiç gerek yok. En basit şekilde bakın. Sizin cPanel'e girdiğinizde eğer sizde de şöyle bir Softjolus Apps Installer diye bir panel varsa WordPress kurulumunu otomatik olarak yapacaksınız demektir. Ben şimdi mesela WordPress seçiyorum. Karşıma paneli çıktı. Diyor ki hani bunu kurmak istiyorsanız install now diyorsunuz. Buna basıyorum. Buradan hangi alan adını kullanacaksam onu seçeceğim. Ben W'lu kullanılmasını istemiyorum. HTTP. Ve buradan da demin açtığım subdomain'i buluyorum. Directories'ini burayı boş bırakıyorum ki FTP'sinde direkt ana FTP alanında görmek istiyorum. Buraya WP kurulum diyeyim. Temel ayarları var bunlar. Site başlığı, site ismi, site açıklaması yazalım. Ve WP cPanel 1 dakikada kurulum diyelim mesela. Admin şifresi şu. Ben bunu şimdilik otomatik bırakıyorum. Bunu da otomatik bırakıyorum. Ve şunu da hani kendi mailimi yazayım. Buradaki şifre ve admin'i şunu da kopyalayayım kendime. İngilizce ya da Türkçe buradan seçebiliyorsunuz direkt WordPress sürümünde. Limit login attempts dediği herhangi bir şekilde sizin login panelinize saldırıyı engellemek için kurduğunuz bir otomatik eklenti. İstiyorsanız bunu da otomatik kurabiliyorsunuz. Aslında her şey şu an hazır. Bizim yapmamız gereken bir iş sadece tuşa dokunmak kaldı.
Buradan tema da seçebilirsiniz ama şimdilik gerek yok. Install diyorsunuz ve sizin yerinize cPanel Soft, neydi ismi? Softaculous uygulaması sizin yerinize WordPress'i kurmuş oluyor. Evet, işte bu kadar basit. Mesela bakalım hakikaten kurulum yapılmış mı? Gördüğünüz gibi bunu yanlış yazmışım ve direkt kurulum yapılmış. Buradan da direkt admin paneline giriş yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi her şey hazır. Çok kısa bir sürede, hatta yani bir dakikadan az bir kısa sürede, yani saniye 30 saniye içerisinde WordPress'i kurmuş olduk. Buradan isterseniz mesela eklentiler, görünüm, temalara bakalım. Bildiğiniz üzere hazır temalar var. İsterseniz yeni ekleden başka free tema da kullanabilirsiniz. Mesela bunu etkinleştir diyelim. Sayfayı, siteyi görüntüle diyelim. Şu an siteyi tekrar görüntüle diyelim. Evet, gördüğünüz gibi değiştirdi. Bundan sonrası artık size kalmış. Ve çok basit bir şekilde gördüğünüz üzere panel kurulumu gerçekleştirildi. Tekrar 2017 temasına geçelim. Tekrar siteyi görüntüle diyelim. Gördüğünüz gibi sitemiz hazır. Tekrardan cPanel'e dönelim. Gördüğünüz üzere WordPress'i otomatik olarak cPanel'de nasıl kururuz? Kurarız, ona baktık. Yaklaşık 30 saniye içerisinde WordPress kurulumunu gerçekleştirdik. Herhangi bir şifreye, herhangi bir dosyayı indir. WordPress.org'a gir, oradan siteyi indir. Sonra FTP aç, FTP dosyaları kur, MySQL bağlantısı kur. Bunların hiçbirine gerek yok. Dediğim gibi alacağınız hosting özelliğini iyi araştırın. Çoğu hosting firması artık bunu sunuyor size ama bu genelde bir kullanılmayan ve bilinmeyen bir özellik. Size tavsiyem, hani size bu tarz cPanel'de kısıtlamalı cPanel değil de sınırsız cPanel özellikleri veren hosting almaya çalışın. Benim kullandığım hostinglerle ilgili olarak size linkleri paylaşacağım. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. İyi günler.